Metropol Araştırma'nın şu anda eğer bir pazar günü seçim olsaydı seçmen acaba nasıl kullanırdı oyunu diye sormuşlar. Ve bunu da 14 Mayıs milletvekili seçim sonuçlarıyla karşılaştırmış Metropol. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan, kararsız, cevapsız ve protesto oyları dağıtılmadan önce çıkan sonuçları en solda görüyorsunuz ama ortada kararsızlar, cevapsızlar, protesto oyları orantısal olarak dağıtıldığı zaman ne tablo çıkıyor? Şu tablo ortaya çıkıyor. AKP 33.2. Bu 14 Mayıs milletvekili seçim sonuçlarından farklı gerileme var AK Parti'de. Cumhuriyet Halk Partisi hemen hemen durumunu koruyor. Biraz inmiş durumda gibi görebiliriz. Çok büyük bir fark yok gibi bir durum var. Ve sonra partileri görüyorsunuz. MHP 8,4, İYİ Parti 9,2, DEM Parti 11,5, Yeniden Refah Partisi 5,8, TİP 1,7, Zafer Partisi 1,9 ve öyle gidiyor. Şimdi buradan ne görüyoruz? Öyle başlayalım isterseniz. Ben müsaade ederseniz Bahadır Bey, önce bir Suat Bey'e vereyim. O kamuoyu araştırması, daha doğrusu siyaset iletişimcisi olduğu için kamuoyu araştırmalarından hem de nabzı bize şöyle bir genel çerçevede anlatsın, sizden yorumları alacağım. Buyurun. Şimdi bu araştırma aslında milletvekili bazlı bir araştırma. Yani belediye başkan bazlı bir araştırma değil. Dolayısıyla burada İYİ Parti'nin gözüktüğü 9,2 veya işte MHP'nin gözüktüğü, mesela MHP oy kaybetmiş gözüküyor. %10'lardan işte 8,4'e düşmüş gözüküyor. Fakat ben bu araştırmaya baktığımda şu anda doğrudan bize 31 Mart'ta bekleyen yerel seçimde, özellikle mesela İstanbul'da, Türkiye geneli tamam 25,2 Cumhuriyet Halk Partisi, fakat İstanbul'da da Sayın İmamoğlu'nun oylarının ne kadar olacağı yönünde gelen araştırmalara bakıyorum. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra aşağı yukarı %40'lar seviyesinde bir İmamoğlu görüyoruz. Burada ben bunu şöyle değerli buluyorum. Sayın İmamoğlu Temmuz ayından itibaren istikrarlı bir biçimde şundan bahsetti. Bir İstanbul İttifakı'ndan bahsetti. Dedi ki ben tamam Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olabilirim ama siz bu kenti tekrar AK Parti'nin kazanmasını istemiyorsanız bunun tek bir yolu var. Sadece Cumhuriyet Halk Partililerin bana oy vermesiyle bu iş olmaz. Bunu İstanbul İttifakı ile yapabiliriz. O sırada DEM Parti ya da eski YSP ya da HDP kent uzlaşısı diye bir kavramsallaştırma yaptı. Sayın İmamoğlu onu kent ittifakına çevirdi. Yani ben sizin o uzlaşınıza da varım dedi. Bununla belli bir serüven geldik işte Aralık, Ocak ayına, sonra işte Şubat ve Mart'a. O süreç içinde %30'larda gözüken yapılan araştırmalarda Sayın İmamoğlu'nun oyunun belli bir yerde donmadığını, istikrarlı bir biçimde arttığını gördük. Yani sonunda %40'lara, %41'lere, hatta bu araştırmaları yapanlar sadece hani şimdi bir de araştırma şirketleri de öyle bölündü ya, iktidar yanlısı olanlar, olmayanlar, tarafsız olanlar diye. Hepsinin içinde, hatta bugün yine ya da dünkü bir program da olabilir, iktidarın genel başkan yardımcılarından biri olan ve sıklıkla araştırma yapan, şu anda ismini hatırlayamadım ama o kişi de mesela Sayın Mansur Yavaş için bir takım açıklamalarda bulunduğunda dedi ki rahatlıkla, yani bizim dedi yaptığımız 5-6 araştırmanın bir kısmında dedi, sonra hadi doğru söyleyeyim dedi, çoğunda dedi Sayın dedi Mansur Yavaş önde çıkıyor dedi. Şimdi bu İstanbul için de böyle. Yani Sayın bunu şu nedenle söylüyorum. Sayın İmamoğlu bu ittifakı, o beklediğimiz 31 Mart'ta olacak mı diye beklediğimiz ittifakı belli düzeyde kendi partisinin oylarının üzerine taşıyarak bütün buraya şu 25,2'den ötürü geldim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %25,2 görünürken Sayın İmamoğlu'nun oyu, yani şu anda bizi ilgilendiren konu Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun kaç olduğu değil. Ankara'da Sayın İmamoğlu'nun oyunun kaç olduğu, Ankara'da Sayın Mansur Yavaş'ın oyunun kaç olduğu. Her ikisinde de partilerinin çok üzerinde ama özellikle İstanbul'da bir iddianın gerçekleştiğini görüyoruz. Yani sandıkta bir ittifak kurulma olasılığı yüksek. Ben bu araştırmaların biraz daha yerele evrildiğinde aslında o portreyi hemen hemen istisnasız, yani böyle çok
Yani çok farklı. İşte Sayın İmamoğlu'nu %30 gösteren falan bir araştırma kesinlikle yok. Yani ya da Sayın İmamoğlu'nu Sayın Kurum'la arasında çok ciddi bir fark gösteren bir araştırma yok. Bu bize bu asıl problemin İstanbul'da muhalefetin kazanıp kazanmaması ile ilgili problemde çok ciddi bir mesafe alındığını gösteriyor. Sadece bir konu çok önemli burada çıkmış olması açısından, Yeniden Refah Partisi. Evet. Yükselen yıldız Yeniden Refah Partisi, evet, galiba. 5,8 bu çok ciddi bir oy. Çünkü ben Yeniden Refah'ın bütün örgütlenmesini, bütün stratejisini 14-28 Mayıs'tan beri bir tek ana eksene oturttuğunu düşünüyorum. O da ben bu seçimi bir ittifak içinde aşayım. Yani Cumhur İttifakı içinde aşayım. Ama yerel seçim ve sonrası, yani 2028 için kendimi şöyle bir parti olarak göstereyim. %7'yi milletvekili barajı sorunu olmayan, rahatlıkla oy verebileceğiniz 2028'de bir parti yapayım. Şu anda strateji ve eğer bu oy oranı gerçekse %5,8 gerçekten bence ciddi bir oran. Çünkü %7'ye çok az bir mesafe kalmış durumda. Ondan sonra Yeniden Refah'ın iddiasının çok daha büyük olduğunu zaten biz göreceğiz. Bir de şu parantezi açayım. Bu pazarlıklarda Yeniden Refah'ın bazı yerlerde seçime girmeme pahasına yapmasının sebebi de aslında yine aynı stratejiyi besleyecek ama ödünün büyük olduğu şeyler istemesiydi. Evet. Yani İstanbul'dan iki ilçe istemesinin sebebi kendini ispat edeceği, evet, o %7'yi besleyecek kitleye hizmetini göstermek istiyordu. Şimdi Yeniden Refah konuşmaya devam, evet, ederiz. Bir genel çerçeve çizmiş olduk. Ben Bahadır Bey'e de ilk sözü vereyim. Ondan sonra sorularımızla açalım. Şimdi siz, evet, Suat Bey'in dediği gibi bu tabii milletvekili seçimleriyle ilgili. Ama bu bize şunu göstermesi açısından, bunu yayının başında paylaştım. Hani ne yapmış partiler? Bu kadar altılı masanın dağılmasından sonra ortalık toz duman. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gitti. O gün bugündür işte Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamaları devam ediyor. Deva Partisi'ni ve geleceği ortalarda hiç görmüyoruz. Saadet'ten fazla bir ses çıkmıyor. Dolayısıyla acaba ne oldu seçmenin gözünde? İşte olan bu şu anda. Evet, dediği gibi yani bunlar bize tabii ki yerel seçimdeki adayların ne yapacağını göstermiyor. Siz genel gidişatı nasıl okuyorsunuz? Genel bir soru sorarak başlayayım. Yani baktığınız zaman Metropol'ün bir önceki değerlendirmesi de şuydu. Mansur Yavaş 14 puan kadar bir farkla önde gidiyor. Ama İmamoğlu'nunki hala bıçak sırtı. Buyurun. Şimdi genel gidişatı aslında aynı bir anlamda yerel seçimleri anlamında düşünecek olursak, oradan ele alacak olursak ben de Suat Bey gibi düşünüyorum. Yani aslında yerel seçimlerde ben İyi Parti'den ayrılırken de o zaman da görmüştüm. Yani gidişatın ne olduğu parti bakımından belliydi. Hiçbir surette ondan dönülmeyecekti. Daha sonradan ona benzer şekilde diğer partiler de zaten hepsi birbirini taklit ediyor bir anlamda. Ama o öyle yaptıysa ben de kendimi, yani öbür türlü olursam efendim kendimi güvenmiyormuş gibi olurum falan filan gibi sahiplerle de yapıyorlar. İşte demin de aynı şekilde bir biz de kendimiz gideceğiz gibi bir kararı vardı falan derken, ama esas önemli olan aslında seçmenin şu anki var olan 22 yıllık bu gidişattan, bu hukuksuzluktan, bu tek adam rejiminden, bu ekonomideki rezaletten, yani daha artık şey bulmak mümkün değil, kelime bulmak mümkün değil. Bu eşitsizlikten bıkan ve Türkiye'de kendini, ne kendini buna layık gören, ne ülkesini buna layık gören bir muhalif seçmenle, hayır benim işlerim tıkırında ne olursa olsun, ben çok fazla ülkeyi falan da düşünmüyorum. İşte kendine göre bir takım sebepler insanlar tabii ki buluyorlar. Kimisi ona tutunuyor, kimisi buna tutunuyor. Bazısı çıkar için, bazı 16 milyon efendim sosyal yardımlarla beslenip bu sosyal devletin verdiği bu paranın, hepimizin vergilerinden çıkan bu paranın efendim reis tarafından Erdoğan giderse bu paralarda bize 3000 lira, 2000 lira, 5000 lira neyse ya da 1700 lira değişen bu paralar kalmaz propagandası ve 25 onlara, milyona kadar çıktı o kitle. Bu, evet, çok ciddi bir kitle. Zaten, evet, 61 milyon mu? 61 milyon mu? 62 milyon mu? Ne seçmen var? Şimdi herkes kendi çeşitli sahipleriyle, yani bir işlerim tıkırında iktidar devam etsin bir de yeter artık diye yaka silkenler olarak ayrıldığını düşünüyorum. Bu ayrılışın
Tamam, çeşitli partilere bakıyoruz. Şuraya baktığımız zaman bu partilerde çok da büyük değişiklik görmüyorum. Biraz AK Parti inmiş. AK Parti'nin inen şeye geçmiş. Biraz yeniden refaha geçmiş. Ne derece doğru, ne derece yanlış. O anda tesadüfen sorulan insanlar, kime sordunuz, nasıl sordunuz, bunlarla da çok değişen yani benim alanım değil ama hepimiz artık neredeyse 22 yıldan beri her dakika seçimin içinde yaşayıp hepimiz de seçim oy atan seçmenler olarak neredeyse bu konuda bile nasıl neyi nasıl gittiğini de öğrenir olduk. Bir de genel seçimlerde herkesin dili yandı. Evet, herkesin de dili yandı. Hepimizin. Ama şunu görüyorum gerçekten. Ben işte o zaman da şuna inanarak hep söylemiştim. Bu gidişattan memnun olmayanların muhakkak ve muhakkak muhalefetin büyük şehirlerde kaybetmesine izin vermemesi lazım. İster İyi Partili olun, sizin partiniz kimi aday gösterirse göstersin. Demli olun, partiniz kimi aday gösterirse göstersin. Falanca parti kimi aday gösterirse göster. Onun seçilme şansı var mı? Yok. Kimin seçilme şansı var? En fazla oyu alacak, eğer Ekrem İmamoğlu'ysa gideceksin arkadaş. Ekrem İmamoğlu'na basacaksın.